Başlatıyorum. F fonksiyonu için sabit fonksiyon. Bakın çok güzel bir soru bu. F fonksiyonu için sabit fonksiyon, diğeri için de birim fonksiyon demiş. O zaman tanımlarımızı düşünerek yapalım. Çağrı. Evet, ne yapacağız Çağrı? Söyle. Hocam F sabit fonksiyon, G'de birim fonksiyonmuş. Sabit fonksiyon olduğu için içinde değişken olmaması gerekiyor. Evet ve sonuçlarının hep ne olması gerekiyor? Aynı olması gerekiyor. Onlara K diyelim mi? Evet. G fonksiyonu da birim fonksiyonmuş. Hocam o da direkt içindeki gibi çıkıyor. X eksi 3. Evet. 3x artı 5. Tamam, çok güzel. Bitti. O zaman K artı X eksi 3. K artı 3x artı 5 olacak diyor Çağrı. Bunlar birbirini götürür. Buradan 2x'imiz eksi 8, x'imiz de eksi 4 olur. Aferin babama, çok güzel çalıştın. Teşekkür ederim. Güzel bir sınav sorusu olur arkadaşlarım bundan. Aşağıdakilerden hangisi birebir fonksiyon değildir demiş. Cihan söylesin bunu da. Evet Cihan, ne yapıyoruz? Hocam çizgiler çekiyoruz. Kime paralel çiziyoruz? X'e. X eksenine paralel çiziyoruz. Çizdiğimiz paralellerin grafik tarafından kaç noktada kesilmesi lazım? Bir noktada kesilmesi lazım hocam. Tek noktada kesilmesi lazım. O zaman hangisi? D şıkkı hocam. Evet, bu kim gibi? Hocam doğrusal fonksiyon değil mi? Doğrusal fonksiyon. Ama grafiği böyle x eksenine yatmış kanç, böyle dümdüz yatmış, hiç kıpırdamıyor. O zaman bu Denizli seçeneğindeki adam kimin grafiği? Hangi fonksiyonun? Sabit mi? Evet. Ölü adam gibi yapmış. Ölü adam gibi yatıyor. Bu adam hiç kıpırdamıyor. Adamın kalp atış çizgisi sabit, stabil dıt diye gidiyor. O zaman diyoruz ki bu aslına bakarsanız sabit fonksiyon grafiğidir. Ve gördüğünüz gibi birebir değildir. Her birinin değeri aynı sonuca ulaşmış çünkü. Çok güzel. Teşekkür ederim Can. Rica ederim. Peki devam edelim. Kim yapsın? Hayriye yapsın. Hocam. He? Dördüncü soruyu bir daha açabilir misiniz? Fotoğrafını çeksem. Dördüncü soru. Nereye gitti dördüncü soru bakalım. Hocam bu arada yayını başlattınız mı? Evet başlattım. Tamam hocam. Sağ olun hocam. Tamam. Evet buradayız. Hayriye demiştik ama Hayriye ne oldu? Hayriye koptu herhalde. Hayriye şu an yok. Peki İrem söylesin. Geldim hocam. Hocam F0 sormuş. X yerine 0 yazacağız. Yukarıda da 2X eksi 2A'yı kullanacağız. Evet. 0 dediği için en üstteki fonksiyonu kullanıyorum diyor İrem. Yazdı yerine 0. 0 eksi 2A. Evet. F9'da eksi AX artı 7'yi kullanacağız. Evet. 9 3'ten büyük olduğu için alttaki fonksiyonu da yerine yazdık. Eksi 9A artı 7. Bunları birbirine eşitleyeceğiz şimdi. Hı hı. Buradan da eksi 2A ay 1 hocam, siz benden hızlı gittiniz. Evet, geri kalanı amelelikti. Amelelik kısmını ben hızlıca yapıverdim. İrem, asıl önemli olan bence şu satırı yazmaktı. Bu satırı yazdıktan sonrasını zaten yapar bir öğrenci. Çok güzel, teşekkür ederim İremciğim. Parçalı fonksiyon olarak gösterelim demiş. Kim yapsın? Nesibe yapsın. Evet Nesibe. Tamam hocam. Burada fx eşittir 3x eksi mutlak değer içinde x artı 3 vermiş. Mutlak değer içinde tam çıkıyor değil mi hocam? Yani eksi evet, mutlak değer içindeki kısım zaten problem. Mutlak değerin içini sıfır yapan değer eksi 3 olur x. Evet. O zaman x'imiz eksi üçgen büyük eşitken ve x'imiz eksi 3'ten küçükken deyip yapmalıyız. Çünkü bizim için değişecek fonksiyon mutlak değerden dolayı x artı 3. Hangi seçenekler gider o zaman Nesibe? O zaman Bursa'ya gider. Bir dakika. Niye gidiyor?
Yok, Bursa gitmez. Pardon hocam, yanlış gördüm de işaretler yer değişmiş. Kritik Denizli noktası... gider çünkü Denizli gider çünkü kritik noktasını 3 vermiş. Edirne'de gider çünkü kritik noktasını 3 vermiş. O zaman D ve E seçenekleri gitti. Geriye kalanlar içerisinde bir sıralama yapmamız lazım. Şimdi seçtiğimiz x değeri eksi 3'ten büyükken fonksiyonumuz ne oluyor? Söyle bakalım bize. Fonksiyonumuz 2x. Nasıl buluyorsun bana onu anlat. Fonksiyonun ne olduğunu değil. Nasıl bulduğunu anlat bana. X'imiz eksi 3'ten büyük diyor Nesibe. Hocam. Bak bırakma. Hı hı. X'imiz eksi 3'ten büyük diyor. Mesela. Eksi 3 olabilir direkt. Eksi 3 alma sevgilim. Eksi 3 tam sınır noktası. Yani en tehlikeli noktaya gidiyorsun, alıyorsun. Eksi 3'te içi sıfır olduğu için içinin nasıl çıktığına karar veremezsin. Yani milyonlarca sayı var. Gittin tam sınır noktasını alıyorsun yahu. Eksi 4 verelim. Eksi 4 veremezsin eksi 3'ten büyükken diyor. Eksi 3'ten büyükken diyor. Ha büyükken pardon. Eksi 2 olabilir. Ha. Eksi 2 verdin diyelim, tamam mı? Eksi 2 verdiğinde mutlak değerin için işareti ne oldu Nesibe? Pozitif 1 oldu. İçi pozitifse dışarıya nasıl çıkacak? Pozitif olarak. Hayır. İçi pozitif. Yani negatif olarak çünkü içinde. Aynen çıkacak. Arkadaşlarım bakın tanımız nasıldı? Mutlak değerin içinin işaretine bakıyorsunuz. İçinin işaretine baktınız. Bu baktığınız işaret eğer pozitifse nasıl çıkardı? Aynen. Aynen. Negatifse nasıl çıkardı? Eksi ile çarpılarak çıkardı. Bunu böyle ezberlemiştik geçen yıl. Hatırlayın. Hep pozitif çıkar mantığı hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Sizi yanlış yönlendirir. Mutlak değer gördüğünüzde içini sıfır yapan değer için kontrol ediyorsunuz. Kök değerlerini. Tablo yapmanıza gerek kalmadan herhangi bir sayısal için kontrol edersiniz. Mesela x eşittir eksi 2 için bakarsınız mutlak değerin içi pozitif. Pozitifse aynen çıkacak hocam dersiniz. X'imiz eksi 3'ten küçükken mesela kaçken? Eksi 4. Eksi 4'ken. Eksi 4'ken için işareti ne oldu Nesibe? Eksi 2 oldu. O zaman eksiyle çarpıp çıkaracağız. 4 oldu. Eksi x artı, hayır, eksi x eksi 3 oldu. Tamam. Tamam mı? Yani içinin işaretini karar vermek için yapıyorsun o işlemi. Değer verme işlemini içinin işaretine karar vermek için yapıyorsun. 4 çıkaramazsın ya da 1 çıkaramazsın, 2 çıkaramazsın. Çünkü o değerleri sen veriyorsun. Ben başka bir değer veririm, sen başka bir değer verirsin, Fulya başka bir değer verir. Hepimiz farklı bir değer verebiliriz. Peki biz bunu niye yapıyoruz? Mutlak değerin içinin işaretini tespit etmede yapıyoruz. Çünkü işaret değiştirme, tablo yapma sorularını biz 11. sınıfta ve 10. sınıfta sonlarına doğru öğreniyoruz arkadaşlar. Hatta 11. sınıfta öğreniyoruz. O yüzden şimdi böyle yapıyoruz. Değer vererek içinin işaretini buluyoruz. O zaman fonksiyonumuzu yakışıklı yazarsak Nesibe'ciğim ne oluyor? Burası... 3x eksileri dağıtırız. Eksi x eksi 3 olur. O zaman 2x eksi 3 olur. Evet. Diğerinde de? Diğeri de yine eksiyi dağıtırız. Artı x artı 3 olur. O zaman 4x artı 3 olur. Evet. O zaman aradığımız seçenek sanırım... Adana oluyor. Ay Adana değilmiş ya. Pardon. Ceyhan oluyor. Ceyhan. Değil mi? Soruyu doğru çözüp cevapta bulamıyoruz maalesef. Tamam mı arkadaşlarım? Sorun var mı burada? Yok. Peki. Geçtik. Hadi bakalım bunu da başka bir arkadaşımız yapsın. Şaban yapsın. Bizden gx istiyor. O yüzden önce tersini alacağız. Maalesef bir ara koptuk arkadaşlar.
Evet, dinliyorum Şaban. Hocam, fonksiyonun tersini alacağız. Aldık. Ne oldu oluşum? F bileşke G'ye ters oldu. Aferin. Fonksiyonun tersini alırken aynı zamanda yerleri de değişiyordu. Burası 3x eksi 2 oldu. Şimdi bizden gx istiyor. O yüzden bileşke f ters yazacağız en başa. Evet. Bizim g'yi yalnız bırakmamız için fonksiyonun iki tarafında başına f ters eklememiz lazım. Neden f ters ekliyoruz ve neden başa ekliyoruz? Şaban. Çünkü f başta olduğu için başa ekliyoruz. G'yi yalnız bırakmak için de f ekliyoruz. Evet. F'in tersini söyle bana. Nedir f'in tersi? A x eksi 6 mı? Evet. X eksi 6. X'in katsayısı başa dönüyor. İşaret tersine dönüyor. O zaman G'nin tersi x dediğimiz x eksi 6 bileşke 3x eksi 2. Şimdi ne yapacağız Şaban? X'i taşıyacağız. Tamam. Baloncuk yöntemiyle. Evet, baloncuk yaptık. En sondaki amcayı bir öncesindeki x'in yerine yerleştirdik. Ne oldu söyle. G ters x eşittir 3x eksi 8 oldu. Evet. Sonra bunu da ters çevirdiğimizde x artı 8 bölü 3. Bitti. Çok güzel. Aferin oluşum. Çok güzel çözdün. Teşekkür ederim Şabancığım. Rica ederim. Evet, devam ettik. Şimdi buradayız. Haydi bakalım kim yapsın? Şöyle birilerini seçmek istiyorum. Eda yapsın. Evet Eda, sendeyiz. Çift fonksiyon diyor. X'in üstülerinin tek olan fonksiyonları sıfırlamamız gerekiyor katsayısını. Evet, ama önce bana bir hatırlat. Çift fonksiyonların özellikleri neydi? Y eksenine göre simetrikti. X'lerin dereceleri çift olacaktı. Y evet. Eksenine göre simetrikti. Simetrikti. Fx dışarı, yani f eksi x fx olarak çıkabiliyordu. Aferin benim kızıma. F eksi x fx'e eşitti. Burada hangi yöntemle çözüyorsun soruyu? X'lerin derecesinin çift olduğuyla. Evet. A eksi 2'nin kat sayısı tek olduğu için A 2 olacak. Sıfırlamaya çalıştığımız için. Evet. 2B eksi 4'te de yine sıfırlamaya çalışıyoruz. B'de 2 olacak. Tamam, çok güzel. O zaman bunlar şimdi, gidecek. Evet. A bölü B'nin F'ini sormuş. Bir dakika, A ve B değerlerini önce yerine bir yazalım istersen Eda'cığım. Değil mi? Tamam. 2x üzeri 4 artı 2. 2 4 4 2 8. Tamam. Sonra f1'i bulacağız. F1'i yerine x yerine 1 yazarsak 2 artı 8'den 10. Evet, süper. Harika çözüm. Teşekkür ederim Eda. Rica ederim hocam. Geçtim. Bu soruyu da yapmıştık. Ama istiyorsanız bir kere daha yapayım. İster misiniz? Hatırlıyor musunuz cevabını? Hatırlıyorum hocam. Yapalım mı? Olur hocam. Tamam. Şimdi burada içine su koyduğumuz bir şekil varmış. Ve alt tarafı normal bir silindir şeklindeymiş. Dolayısıyla buradaki suyun yükselme miktarı hep aynı hızda olacaktır. Burada bakın su hiç yükselmemiş. Hep sabit, stabil kalmış. Bu olmaz. Yükselme miktarı burada boş değilmiş gibi. Sanki içine biraz su varmış gibi başlıyor. Halbuki bizim kabımız boşmuş arkadaşlarım. Bu da olmaz. O zaman Ceyhan, Denizli ve Edirne olabilir. Sonrasındaysa yükselme miktarı bir anda böyle hızlıca artacaktır arkadaşlarım. Az sürede daha kolay da olacaktır. Yani ne demiştik? Bir şişeyi doldururken işte mesela bir pet şişeyi musluktan doldururken su dolar dolar ama suyun artık şu kapağa yaklaştığı yerde su dikkat etmezseniz bir anda dolar, daha hızlı dolar. Dolayısıyla da burada yine doğrusal bir hızla dolar demiş. Bu yanlış. Denizli'de hızlıca dolmuş dikkat edin. Edirne'de ise yavaşça dolmuş. Ama biz hızlıca dolması gerektiğini biliyoruz. O yüzden aradığımız cevap Denizli olmalıdır. Tamam mı?
Evet, buraya bakalım. Ters fonksiyonla alakalı sorulara geçti artık böyle yavaş yavaş. Kim yapsın? Sude yapsın. Evet Sude. Hocam önce şey yazacağız. G bileşke F fonksiyonu 7 demiş. Onu önce bir parantez yöntemiyle yazalım. Nasıl? Bunu mu? Peki yazalım. Hı-hı. G parantez F 7 yazdık. Sonra? Daha sonrasında F7'yi bulmak için G, her tarafa G'yi ekleriz. Tamam. Her iki tarafa G'yi ekliyoruz. Üstte. Şimdi arkadaşlar Sude diyor ki bu adamın diyor dikkat ederseniz diyor bana diyor G bileşke F'i sormuş diyor. O zaman her tarafın başına diyor G ekleyelim diyor. Ve G bileşke F'i oluşturalım diyor. Ne oldu o zaman G bileşke F? İçi ne Sude? 2x eksi 1 burada ne oldu? G ile G ters. Hocam oralar gitti. X artı 1 bölü x eksi 3 kaldı. Evet. Aslında onlar giderken kimi oluşturarak gidiyorlar? G bileşke F. Ay. Cık. Yanlış yere bastım. Neyse hemen çözüyorum. Buranın başına G, buranın başına da G ekliyoruz. O zaman G bileşke F dediğimiz şey 2x eksi 1. Neye eşit oldu? Şunlar birbirini götürdü. X artı 1 bölü x eksi 3 oldu. Sude demişti ki G bileşke F 7'yi bulalım. Parantezle yazabiliriz ya da aslında fonksiyonu bulduk. Ne yapabiliriz şimdi Sude'cim? 2x eksi 1'i 7'ye eşitleriz. Evet. 2x eksi 1'in 7 olması için x yerine 4 yazmamız lazım. Yazdık. Ne oldu? Söyle bana. 5 bölü 2. Ay. Evet. 5 bölü 1 değil mi ya? Evet 5 bölü 1 hocam. 5. Evet çok güzel. Teşekkür ederim. Aferin kızıma. Peki geçtim. Hadi buradayım. Bu da bir üniversite sınav sorusunun çok benzeriydi. Buna benzer bir soru yapmıştık hatırlarsanız belki. Bunu da kim yapsın? Sefa ile başlayalım. Evet Sefa. Sefacığım sesin gelmiyor. Sefa'nın problemi mi vardı arkadaşlar? Onun mikrofonu yoktu galiba. Öyle mi? Peki bakayım konuşmayan biri kaldı mı? Sema Nur varmış. Sema hadi o zaman sendeyiz. Hocam bunları nasıl çözüyorduk? Tam olarak hatırlayamadım emin değilim ama. F A eksi B'yi bana bir bulur musun fonksiyon şu birinci fonksiyon için? Nasıl bulursun F A eksi B'yi? X yerine A eksi B yazarak buluruz. Evet. X yerine A eksi B yazdın. 3 üzeri A eksi B oldu. Bak şurayı buldun. Şimdi F'i bul Sema. 3 üzeri A olur. Evet. FB'yi bul. 3 üzeri B olur o da. Evet. Bak bunu yazdın bunu yazdın. Şimdi şunlar eşit mi diye kontrol edeceksin. Yani 3 üzeri A eksi B 3 üzeri A bölü 3 üzeri B midir diye bakacaksın. Bu şart doğru mu Sema? Evet hocam. Evet. O zaman bu doğru. Demek ki sağlanan bir denklem. Geldik 2'ye. 2'deki fonksiyonumuz fx eşittir x küp. O zaman f A eksi B'yi bulacaksın. Bu sefer de A eksi B'yi kübü. F A'yı bulacaksın. A eksi B'nin küpü oluyor. FB'yi de buldum. A üzeri 3 olur gene. B'nin kübü oldu. B üzeri 3 olur. Şimdi yerlerine yazıyorsun. A eksi B'nin kübü. A'nın kübü bölü B'nin kübü müdür? Müdür? Eşit değildir hocam. Hayır eşit değildir. Değildir. O zaman bu zımbırtı yanlış. 3 için düşünelim. 3'ü de buraya yapalım. Yine A eksi B'yi bulacağız. Evet fonksiyonumuz 3x'miş. F A eksi B'yi bulduk. Ne oldu? 3A eksi 3B olur.
Tamam. F'amız ne oldu? 3A oluyor. F'miz? F olur. Evet. Şimdi bunları denklemi yazdığımda 3A bölü 3B'ye. Bunlar birbirine eşit midir? Değildir. Hayır, değildir. O zaman bu zımbırtı da yanlış. Aradığımız cevap yalnız 1. Hadi. Teşekkür ederim Sema. Burada sorun var mı? Ben teşekkür ederim. Yok. Bak bu sorunun da aynısını yapmıştık. Üniversite sınavındaki sorunun aynısı. Hatırladınız mı arkadaşlar? Daha yeni yaptık bu soruyu da. Bu soruya da kim yardım etsin bana? Yine yinelemeli sorular diye geçiyordu. Feyza sen konuşmuş muydun ya? Feyza'cığım seni seçmemişiz hiç. Hadi seni seçelim. Nasıl yapılıyordu şu an hatırlayamadım ama x artı 10'u 156'ya mı isteyecektim? Evet, aynen öyle. Şurasını f x artı 10'u f x'e eşitledik. X'imiz 146 olacak o zaman. Evet. Buradan f 156 dediğimiz şey aslında o zaman f 146'ya eşit değil mi? Evet. Feyza. Peki f 146 evet. Kime eşit olur? F 136'ya eşit olacak. Evet. Bir şey dikkatini çekiyor mu Feyza? Onar onar eksiliyor. Evet. En son sence kaça kadar gider? En son 6'ya kadar mı gider? Evet. F 6'ya kadar gider. Yani 150'nin 10'a bölümündeki kalan F 6'ya kadar gider. Peki F 6 için kullanabilir miyiz formülü? Hayır kullanamayız. O zaman bir daha küçültmemiz lazım. F eksi 6 olur o zaman. F kaç olur? Pardon. F eksi 4 olur. F eksi 4 olur. Şimdi formülü kullanabilir miyiz? Evet. Şimdi kullanabiliriz. Evet. Hadi kullanalım. F eksi 4 eşittir. Eksi 4'ün karesinden 16 olur. Tamam. Güzel. Bir saniye. Burası da eksi 4'ün karesinden 16 olur. Güzel. Teşekkür ederim Feyza'cığım. Evet. Aferin benim kısma. Evet bu sorunun aynısı da yine sınav sorusu olarak vardı hatırlayın arkadaşlarım. Hadi bakalım bunu da kim yapsın? Hiç konuşmamış biri kaldı mı derste? Ceren Sema kaldı herhalde. Ceren'cim hadi sendeyiz. Tamam hocam. Şimdi bize f fonksiyonun birebir olduğunu söylemiş. Evet. Buradan da a'dan a'ya gidiyor demiş. Şimdi hocam ilk önce şey yapacağız. Kaç farklı değer alabilir? F 4 iken ne olabilir? Önce bir en büyüğünü hesaplayalım istersen. Tamam. En büyüğü içinde en sondan başlayıp başa doğru mu gidiyorduk? Evet. Yani ona 10 vereceğiz. Ona 9 vereceğiz. Ona da 8 vereceğiz. Evet. Toplarsak 19, 27 olur. En büyüğü. Hadi bir de en küçüğünü hesapla bana Ceren. Orada da baştan gideceğiz. 4, 5, 6. Evet. Burası da 15 olur. O zaman bu arada kaç tane terim var dediğimizde terim sayısı formülünü hesaplıyorduk. Nasıl hesaplıyorduk Ceren? Son terimden ilk terimi çıkartıp artış miktarına bölüyorduk. Bir de 1 ekliyorduk. Ha, 12, bir 13 tane terim varmış. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aferin kızıma. Evet buraya bakalım. Burada ne demiş? Sabit açılış ücreti olan bir taksimetre, taksinin gittiği her bir kilometre için aynı miktarda ücretlendirme yapıyor. Birinci ve ikinci durumda taksinin gittiği yol ve taksimetrenin ücretlendirme bilgisi yukarıdaki gibi gösterilmiştir. Bakın 3 kilometrede kaç lira yazmış? 24,5 yazmış. 7 kilometrede 50,5 yazmış. O zaman hemen hesaplayalım. Şimdi 3 kilometre gittiğinde 24,5 lirayken 7 kilometre gittiğinde 50,5 lira ödedim ben.
O zaman bunlar arasındaki fark, ben her 4 kilometrede aslına bakarsanız çıkardığınız zaman arkadaşlarım kaç lira ödemiş oluyorum? 26 lira ödemiş oluyorum, değil mi? 4 kilometrede 26 TL ödüyorsam 1 kilometrede ne kadar öderimi bulmak için ne yaparsınız? 4'e bölersiniz. 26'yı 4'e bölersem her kilometrede 13 bölü 2 TL ödemeliymişim. Her kilometrede, her artış miktarı. Yani bu aslında bizim neyimizdir arkadaşlarım? Eğimimizdir. Eğimi ise eğer, o zaman hangi seçenekler elenir? A, B, D, E. Ve doğru cevabı Ceyhan olarak bulursunuz. Her birim zamandaki artış, her birim zamandaki azalma miktarı sizin eğiminizdir. Yani sizin fonksiyonunuz 13 bölü 2 x şeklindedir. Peki bir de sabit liranız varmış. Yani 0 liranız varmış. Siz x'e arkadaşlarım 0 verdiğinizde normalde burada 3 kilometre gittiğinizde kaç lira vermiş olmanız gerekiyor? Hemen hesaplıyorum. 3 çarpı 13 bölü 2'den 39 bölü 2 lira vermiş olmam gerekiyor. Ama ben 24,5 lira veriyorum. 24,5 da arkadaşlarım aslında 49'un yarısı demek. Çıkarırsam bunu bundan. Burası 10 bölü 2 yani 5 TL'dir. Bu sizin açılış ücretinizdir arkadaşlarım. Yani hiç gitmeseniz de arabanın kapısını açtığınız an ödemeniz gereken rakamdır. Sabit sayınızdır. X'iniz 0 iken 0 kilometre yol aldığınızda ödemeniz gereken rakamdır. O yüzden fonksiyonunuz y eşittir 13 bölü 2 x artı 5 şeklindedir. Anladık mı? Bakın ne kadar kolay. Birim zamanda ne kadar artmasını bulduğunuz an onun aslında eğim olduğunu biliyorsanız çat diye soruyu çözüp geçip gidiyorsunuz. Sadece eğimden bile yapıştırabildik. Tamam mı? Burada sorun var mı? Yok hocam. Yok. Geçtim. Şimdi devam edelim bakalım. Hiç konuşmamış birisi kaldı mı? Hiç konuşmamış birisi kaldı mı? Herhalde kalmadı. Değil mi? Herkesi konuşturduk. Peki hocam, o zaman baştan başlayabiliriz. Görüntü kümesini sormuş arkadaşlar. K kümesi 2 ile 6 arasındaki tam sayılarmış. Fonksiyon buymuş. Görüntü kümesi nedir demiş. Hadi bakalım parmakları alalım. Çözmek isteyene söz vereceğim. Zeynep sendeyiz. Hocam ne yapabiliriz? K 2, 3, 4, 5. Evet, önce K kümesini buluyor Zeynep. 2 ile 6 arasındaki tam sayılar diyor. 2, 3, 4 ve 5'miş. Şimdi bunların görüntülerini bulacak. F2. Hocam, F2 için hangisini kullanacağız? F2 için hocam 2 eksi 1. 2 eksi 1. 2 ilkini kullanırız hocam. 2. Evet. Çünkü 3'e katından 2 fazla. M yerine 0 yazdığınızda bakın buradan bulabiliyorsunuz. O zaman yukarıdaki fonksiyonu kullandınız. X yerine 2 yazdınız, bitirdiniz. F3 dedi. F3 için orada da 3 eksi 2. 3 eksi 2 olanı kullanırız. Evet. Yani 3'ün tam katı olduğu için en alttakini kullandınız. 3 eksi 2'den 1. Güzel. F4 için F4 hangisini F4 kullanacağım? F4 eksi 1'i kullanırız. Evet. 1 verdiğinizde 4 yapıyor gördüğünüz gibi. O yüzden 4 eksi 1 yani 3'ü kullandınız. En son bir de F5'e bakacağım. F5 için 5 kullanırız. En üsttekini kullanıyorum. En üstteki de direkt 5'ti. Şimdi görüntülerimiz 2, 1, 3 ve 5. 3, 5 olur. O da 5. 1, 2, 3, 5. Bol oluyor. Çok güzel. Aferin yapmasın. Hocam. Efendim? Hocam Şanlıurfa ile ilgili bir soru vardı. Otobüs falan. O soruyu bir daha anlatabilir misiniz? Ben hatırlayamadım da çözümünü. Şanlıurfa mı? Neredeydi? Burada mıydı? Daha önceki testlerdeki bir soruydu. Uzun bir soru. Şanlıurfa sanki bunda değildi ya. Şey. Farklı bir soruydu hocam. Farklı bir soru ama farklı testte. Daha önceki testlerden. Daha önceki testlerden. Hı hı.
Saatli soru vardı ya, onu diyor hocam. Evet. Evet hocam, geçtiniz. Ha şu mu? Ha tamam, hemen bakalım. Şanlıurfa 360 kilometreymiş. Diğerinde ise 280 kilometreymiş. Hemen bakıyorum. Birincisinde saat 12.40'mış. Diğerinde de 13.20'ymiş. Yani aslına bakarsanız kaç dakika geçmiş? 40 dakika geçmiş. 40 dakikada otobüs 360'dan 280'e kadar ilerlemiş. Yani kaç kilometre yol almış? 80 kilometre yol almış. O zaman 60 dakikada bu otobüs 120 kilometre yol alacaktır. Yani birim zamanda, bir saatte. Şimdi burada neden bir saate 60 dakika aldım da bir dakika almadım? Çünkü adam x'i saat olarak vermiş arkadaşlar. X'i saat olarak verdiyse siz de 60 dakikanın ne kadar azaldığını ya da ne kadar arttığını bulursunuz. Siz bir saat yol gittiğinizde aslında 120 kilometre aldınız demektir. O yüzden çıkarıyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Yani sizin eğiminiz aslına bakarsanız kaçtır? 120'dir. Ama her seferinde gittiğiniz azaldı. Yol miktarı arttığı için kalan yol miktarı azalacaktır. Kaç kaç azalacaktır? 120-120. O yüzden eğimi 120 olan dediğinizde zaten seçeneği Edirne olarak pıt diye bulabilirsiniz. Tamam mı? Yani hocam 600 hakkında bir yorum yapabilir miyim? Hayır hayır yani... yapabiliriz istiyorsanız. Hemen onu gösteriyorum. Eksi 120x artı k dersiniz arkadaşlarım. Sonrasında da dersiniz ki mesela amca burada saat kaçta başlamıştı? 13.40'da başlamıştı. 13.20'de dediniz. Burada da şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kaç dakika yol aldığınızı biliyor musunuz siz? Kaç saat gittiğinizi? Ama onu söylemiyor değil hocam, mi? Hocam 600'ü diyemiyoruz. Hatta demiştik ki bu sadece herhangi evet, iki noktadan bir... alınmış süreler demiştik. Evet. Ha, bir dakika, bir soruyu okuyabilir miyim? Başlangıç saatini vermiyor değil mi? Deniz otobüsün zamanında birinci durumdaki Şanlıurfa'ya mesafeyi veren ikinci durum. Ha yok, evet. Evet evet, vermiyor. Şimdi o zaman şöyle yapıyor arkadaşlarım. Aslında çok özür dilerim, hemen ters çizdim. Şöyle olmalı. Grafiğimiz azalıyor. Şöyle bir grafiği var. Eksi 120x ile azalıyor. Ama şu noktayı ve şu noktayı vermiş bize. Bu iki noktadan tamam, iki bilinmeyen iki denklem yapsam işime yarar mı? Çok da yaramaz yani. Biraz coşkulu yaparsam yapabilirim. Biraz uzun yaparsam yapabilirim. Ama aslında başladığımız saati biliyor olsaydık çok daha rahat yapabilirdik. Tamam hocam, teşekkür ederim. Tamam mı? Çünkü başladığımız saat ya da bittiğimiz saati bilmediğimiz için ama birazcık zaman verirsek, hani biraz daha coşkulu yapalım dersek bu dakikayı saate çevirerek yapabilirsiniz aslına bakarsanız. Yani o zaman aralarındaki farktan, eğimden yola çıkarak yapabilirsiniz. Tamam mı kuzularım? Tamam hocam. Evet, sürenizi yedim herhalde ben. Öpüyorum arkadaşlar sizi. Kendinize iyi bakın. Testlerinizi çözmeyi unutmayın. Bu hafta sonu sınavınız var. Onu da unutmayın. Görüşürüz.